Evet arkadaşlar, 32. Bilim Olimpiyatları 2024 birinci aşama sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. 12, 13, 14. soruları çözeceğiz. Evet, 12. soruda gerçekten ben zorlandım. Çözüme şu veya bu şekilde yaklaşmıştım ama daha sonra öğrencinin bir yorumda Twitter'da atmıştım. Daha doğrusu olimpiyat sorularını paylaşmıştım orada çözdüğümü. Ve tabii ki onu izleyen öğrencilerden bir tanesi bir çözüm yaptı. Bir de YouTube'dan bir arkadaş, şimdi ismini hatırlayamıyorum ama o kendisini biliyordur. O da üç aşağı beş yukarı aynı şeyi söyledi. Yani aslında çözüm bana ait değil. O arkadaşlara şu anda teşekkür etmeye bir borç biliyorum. Evet, 12. soruyla başlayalım. 5 çarpı 5 tipinde bir satranç tahtasının 5 birim karesine birer bilye yerleştirilecek. Bu yerleştirme herhangi bir satır ile herhangi bir sütunun birleşiminde en az bir bilye bulunması koşuluyla kaç farklı şekilde yapılabilir diyor. Peki bakalım şöyle önce herhangi bir tane bir dağılım yapıyorum. Şimdi dikkat ederseniz bütün sütunlara birer tane yerleştirdim. Böylece boşta bir satır kalmış olsa bile, hatta iki tane de kalmış olabilirdi, hatta üç tane de kalmış olabilirdi. Her bir sütunda bir tane işaretlediğim için herhangi bir satırla herhangi bir sütunun birleşiminde en az bir bilye olacak. Peki bunu sütunlar için satırlar için yaparsak, yani her satıra birer tane yerleştirsem, sütunlarda yine herhangi birisi, ikisi, üçü boş olsa bile, satırlarda en az bir bilye olduğu için herhangi bir sütunla birleşimde yine bir tane bilye olacak. Şimdi bunu nasıl ifade edelim? A kümesi sütunlara birer bilye yerleştirdiğimiz tüm olası durumların kümesi olsun. Yani A kümesi dediğimiz şey biraz önce bir öncekinde yaptığımız gibi sütunlara yerleştirdiğimiz bilyelerin tümünün kümesi. Benzer şekilde B kümesi de satırlara birer bilye yerleştirdiğimiz tüm olası durumların kümesi olsun. Şimdi o zaman istenen ne? Bizden A ile B'nin birleşiminin eleman sayısını soruyor. Ve biz A birleşim B'nin eleman sayısının A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısı eksi A kesişim B olduğunu eleman sayısı olduğunu biliyoruz. Şimdi buradan A'yı yani sütunlara birer birliğe kaç değişik biçimde yerleştiririz? 5 tane hanesi olduğu için 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5 yani 5 üzeri 5. B de aynı şekilde 5 üzeri 5. Şimdi sorun şurası A kesişim B. Acaba bunu nasıl buluruz? Şimdi hem bunda hem bunda A'nın bazı elemanlarıyla B'nin bazı elemanlarını iki defa saydık. İki defa değil hatta daha fazla saydık. Neden? Çünkü diyelim ki şurasını mesela aldık. Buraya bir tane işaretlemiştik. Aynı şekilde burada da bir tane işaretlemiş olacağız. Mesela burada işaretlediğimle şuradaki işaretlediğim yine aynı gelecek. Peki her bir satır ve sütunda sadece bir tane olanları İki defa saymış olacağım. O halde bunu çıkarmam gerekecek. Peki bunların sayısı ne? Tabii ki biz bu tabloyu her ve satır veya sütunda en çok bir tane bilye olması koşuluyla 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 değişik biçimde olduğunu biliyoruz. Yani 5 faktöriyel. Yani 120'yi bundan çıkarmamız gerekiyor. 2 tane 5 üzeri 5'ten 5 faktöriyel çıkarırsak mutlu sona ulaşmış oluyoruz. Yani doğru yanıtımız 6130. Şimdi bunu genelleştirelim. Eğer bu 5 çarpı 5 değil de
N çarpı N tipinde olsaydı ve N tane bilyeyi yerleştirseydik. Şimdi dikkat ederseniz yine burası yani A kümesi N üzeri N olacaktı. B kümesi N üzeri N olacaktı. İki tane N üzeri N olacaktı ve N faktöriyeli çıkaracaktır. O zaman bunun en genel halini şöyle bulmuş olduk. Umarım AYT'ye soru yazan arkadaşlar bu tür bir soruyu alıp değiştirip sınavlarına koymazlar. Çünkü bu soru o kadar da kolay bir soru değil. Yani ilk başta kolay gibi görünüyor ya da çözüm şu anda yapıldığında kolay gibi görünüyor ama ben zorlandım bilmiyorum. Yani belki ben o konuda görme yeteneğimi kaybettim. Onu göremedim. Tekrar bu soruyu çözmemde yardımcı olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Gelelim 13. soruya. AB 50, AC 78 bir geometri sorusu. BC 112. Bir ABC üçgeninde BC kenar üzerinde BD bölü DC 5 bölü 9 olacak şekilde bir D noktası alınıyormuş. ABD üçgeninin çevrel çemberinin merkezi ile ACD üçgenin ağırlık merkezi arasındaki uzaklık nedir? Şimdi birçok arkadaş da bu 2024'te olduğu için bunu 2024 ya işaretlemiş olabilir. Hani ona uygun yapılıyor ya sınav. Bu özellikle yapılmış bir şey. Bence bu tuzağa düşmeyin. Muhtemelen soruyu yazan kişi 1961'liydi. Yani benim gibi. Yanıtı buna uygun açmış. Şimdi bakalım. Ya tabii ki her zaman söylediğim gibi böyle birazcık mantıksal bir şey çizmemiz gerekiyor. 112 bakın yani şurası 50. Yani bayağı bir şu BC uzun burada. 78 burasıymış. Hemen bakalım. Şimdi böyle bir D noktası alalım ki diyor. Burası, buranın oranı 5'e 9 olsun diyor. Toplam 14. 112 vermiş orayı. Buradan K'nın 8 olup 5K'nın 40, 9K'nın da 72 olduğunu anlıyoruz. Peki hemen şunları da 50'ye 78 olduğunu da unutmadan bakalım. Şimdi A ile D'yi birleştirelim. Şimdi bir şey dikkatinizi çekiyorum. Burası 50, burası 40. Hani olimpiyat sorularında bu tür şeyler çok kullanılıyor. Mesela 78, 13'ün 6 katı, 72, 12'nin 6 katı. Hemen insanın aklına şu geliyor. Acaba burası da 5'in 6 katı mı? 72, 78, 30. 30, 40, 50 olduğunu da görüyoruz buradan. Yani bu dik açıymış. Bir başka deyişle. Ama bunu görmek sınavda bazen zor olabilir tabii ama şunu unutmayın. Soru çözdüğünüzde böyle 13'ün mesela özel üçgenleri çok sık kullandığınızdan bunu göz aşinalığı olması gerekiyor sizde. Hani nasıl bir dik üçgende bir dik kenarı K, hipotenüsü 2K gördüğünüzde hemen 30, 60, 90 diyorsunuz. Yani birçok öğrenci onu yapabiliyor artık. Bu tür olimpiyat çalışan arkadaşların da bunu hissetmesi ve buraya 30 gelebileceğini düşünmesi gerekiyordu. Yani ne olur? Çok uzun olur ama Stewart kullanılarak bu AD'nin yine 30 olduğu görülebilir. Nasıl? 50'nin karesi çarpı 72 artı 78'in karesi çarpı 40 bölü tüm uzunluk 112 yani eksi 40 çarpı 72 30'un karesi gelecektir. Tabii ki bu işlem biraz uzun. Evet, buranın dik olduğunu anladık. Şimdi ABD üçgeninin çevrel çemberi diyor. Bu çevrel çemberini çizersek şu AB çap olacaktır. Dolayısıyla merkez bunun üzerinde bir yerde. Peki diğer taraftan DC'nin orta noktası da K olsun. O zaman G de bunun üzerinde bir yerde olacaktır. Bunun da 2K'ya K olduğunu biliyoruz. G'nin köşeye olan uzaklığı bir birimse, pardon köşeye olan uzaklığı 2 birimse kenar olan uzaklık. Uzaklık demeyelim de yani
2K'ya K oranını da böler diyelim. Şimdi birazcık temiz olsun diye ben şuraya tekrar çizdim. Hani bir de AD'yi de biraz daha dik alıp çözdüm. Şimdi DC'nin orta noktası K olduğuna göre 72'de 36, 36 diye ayrılacak. Şimdi elimde bu nokta ile bu nokta arasındaki uzaklığı istiyor. Peki ne yapalım? Madem şurası da dik, o zaman buralardan birer dikinelim. Dikindiğimizde burası 1'e 3 olduğu için, burası da 30 olduğu için şurası hemen 10 olacaktır. Thales'ten 1'e 2 olduğu için 36 3'e bölünecek. 12 parça burada, 24 parça burada kalacak. Bu orta nokta olduğu için 40 da 20 20 diye ayrılacak. Şimdi şurada bakın bir tane dik yamuk oluştu. Hemen bu dik yamukta tabii ki buraya dikineceğimizi, burada oluşan üçgenin artık üçgenden hesaplayabileceğimizi anlıyoruz. Bu durumda şurası 5 olacaktır. Burası 44. Dolayısıyla artık hipotenüs 5'in karesi artı 44'ün karesinden kök içinde 1961 olur. Doğru yanıt Adana. Evet, 14. soru en pozitif tam sayısının bir dışındaki en küçük tek pozitif böleni D, en büyük tek pozitif böleni ise büyük D olsun. N eşittir 15D artı 11D olmasını sağlayan en pozitif tam sayılarının toplamı kaçtır diyor. Evet arkadaşlar N eğer bu PQR'leri ya yani bütün ikileri bir araya alalım önce. Yani asal çarpanlarına ayrıldığında burası 2 üzeri x olsun. Diğer şunların hepsi tek olsun. Ve burada en küçüğü de p olsun. Yani en küçük asal sayımız burada asal böleni p olsun. Şimdi bu eşitliğe baktığımızda en küçük tek pozitif böleni d dediğine göre burada biz de onu p aldığımıza göre d'miz küçük p. Yani küçük d'miz p. Büyük d'miz ne olacaktır? En büyük tek pozitif böleni en büyüğü şunlar olacaktır değil mi? Bunların çarpımı. Yani d de bu olacaktır. Şimdi bu verilen eşitlikte bunları yazalım. N eşittir 15D artı 11D'ydi. D yerine P yazalım. Şu N de dikkat ederseniz şuraya D demiştik. 2 üzeri X D olacaktır. Şimdi bu eşitlikte X'in büyük eşit 4 olduğunu görebiliyoruz. Nereden görüyoruz onu? Şimdi X 3 olsaydı eğer şurası 8 olurdu. Burası 8D olurdu. Burada 7D artı 11P eşit 0 gibi bir şey çıkardı. Bu mümkün değil. Peki 4, en az 4 ve 4'ten daha büyük olacak. Bir de 5 olamayacağını görebilirim. Görelim. Yani 5, 6, 7 olabilir mi? X eşittir 5 olsa o zaman 2 üzeri 5, 32D, 15D'den 17D eşittir 11P olurdu. Şimdi D'yi unutmayın. D şu. Şimdi burada bir kere P'nin bir tanesi götürse bile yani şurada içinde P var bunun. P sadeleştiğinde buradaki kalan asallardan bir tanesi 11 olmak zorunda kalacaktı. Halbuki burası 17 olduğu için P de sadeleştiği için şurada artık başka asal da kalmadığı için 17 olamaz. Bu mümkün değil. Yani x'imiz büyük 4 olamıyor. O halde x'imiz kesinlikle 4. Peki buradan 16d eşit 15d artı 11p'den d'nin 11p olduğunu görüyoruz. Bu eşitlikten şimdi ne anlıyoruz? Şu eşitliğe bir dikkat edin. P asal sayısının şuradaki P asal sayısının ya 11'e eşit ya da 11'den küçük tek asal sayılar olacağını söylüyor. Neden öyle? Şimdi şuraya tekrar dönelim arkadaşlar. Şurası D. Bunu unutmayın.
Şimdi bunun içinde mutlaka bir 11 olacak. Bu Q olabilir, R olabilir. Buralardan herhangi birisi olabilir. P'nin bir tanesi sadeleştiğinde artık şuradaki QR'lerden yani şuradaki asallardan biri de 11 kaldıktan sonra diğer asallar gelmeyecek demektir. Peki P'de en küçük seçildiği için ya 11'e eşit olacak ya 11'den daha küçük asallar olacak ki bu eşitlik sağlanabilsin. Buradan ancak ve ancak n'in 16 çarpı 11 çarpı p olacağını, yani diğer bütün asalların kuvvetlerinin sıfır olacağını anlıyoruz. Yani n ancak ve ancak bu durumdaysa bu mümkün. Burada p'ler de artık en küçük olacağı için 11'e eşit veya 11'den daha küçük olacağı için ya 3 olur, ya 5 olur, ya 7 olur, ya 11 olur. Yani ya 3 çarpı 16 çarpı 11, ya 5 çarpı 16 çarpı 11, ya 7 çarpı 16 çarpı 11. Bunların hepsinin toplamını istiyor bizden. Bu da 4576. Yani doğru yanıtımız Adana. Umarım anlaşılır olmuştur. Eğer anlaşılmayan bir yer olursa bana dönerseniz, yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu arada Lokman Gökçe hocamızın Geomanya açıklamalar kısmını da yazacağım. Orada ortaokul matematik olimpiyat sorularını çözmekte şu anda. Sanırım 20'yi de aştı. Geomanya'ya da girerseniz eğer geomanya.org orada da bu çözümleri görebilirsiniz. O çözümler yalnız yazılı şekilde var. Ben burada birazcık daha açarak anlatmaya çalışıyorum. Bazen oradan yardım alıyorum. Oradaki arkadaşlara da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çok emek veriyorlar. Gerçekten günümüzde karşılıksız para beklenmeden her şeyin maddiyata döndüğü bir yerde para beklemeden yapılan bu tür çalışmaların değerini bilmemiz gerekiyor. Oraya da bakabilirsiniz. Birçok sorunun çözümü lisede şu anda yapılmış durumda yazılı halde var. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kaldığımız yerden daha sonra devam edeceğiz.